Yedinci soruda mercimek çorbasının tarifi var arkadaşlar. Hangi cümle pasajı devam ettirebilir diye bir sorumuz var. Bakalım ne diyor? Heat the oil in a large saucepan over medium heat about 4 minutes. Yaklaşık 4 dakika boyunca orta sıcaklıkta büyük bir tencerede yağı ısıt. Add carrot, onion and cook. Stir it slowly sometime for 10 minutes until the vegetables get softer. Havuç, soğan ekle ve ardından pişirmeye başla. 10 dakika boyunca yavaşça karıştır. Sebzeler yumuşayana kadar. Stir in the garlic and cook it until smells taste about a minute. Sarımsakla beraber karıştır ve güzel kokana kadar, böyle lezzetli kokana kadar 1 dakika falan pişir. Put some salt and pepper. Biraz tuz ve biber koy. Roast the meat after you add the juice of eggplant. Eggplant ne demek arkadaşlar? Patlıcan demek. Meat ne demek? Et demek. Et ve patlıcan bizim mercimek çorbamızda yer alacak mı? Yer almayacak. Bu A şıkkını götürür. Add tomatoes with their juice. Domatesi suyuyla beraber ekle. Mercimekleri ekle. Nane yapraklarını ekle ve karıştır. Bu bizim çorbamızı yapmamıza sağlayabilecek bir ifade mi? Evet. İçinde bir kere en azından lentil var. Domates suyu var. Domates ve domates suyu var ki mercimek çorbasının kısmen olmazsa olmazı. Nane var. Yine eklenebilecek şeylerden ve karıştırmak var. Pour some of the rice into the pan and mix it. Evet. Tavaya ya da tencereye biraz pirinç koy ve karıştır diyor. Burada pirinçlik bir mevzu yok. Çünkü pilav yapmıyoruz. Take out the frying pan from the oven. Tavayı fırının üstünden al. Biz bir kere tava kullanmıyoruz. Şurada saucepan kullanıyoruz. Saucepan tencere demekti. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız Bursa. Burada ekstra yemeğin yapılışıyla alakalı bir şey bilmemize gerek yok. Sadece gidişattan, kullanılan malzemelerden bunu bilebiliriz.